12.43'ü gösteriyor saatimiz. Son bölümde alkol bağımlılığını konuşacağız. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Sayın Gül Er Yılmaz telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Alkol bağımlılığını şu yüzden ele almak istedik. Programın başında da belirtmiştim ben. Son günlerde sahte alkolden özellikle zehirlenmeler ve ölümler yaşanınca dedik ki acaba bu nasıl bir durumdur ki insanlar hani tercih ediyorlar. Tabii belki bilinçsizce bir şekilde de alınıyor olabilir. Belki fiyatı daha cazip geliyor olabilir. O yüzden alkol bağımlılığı nasıl oluşuyor? Nasıl o raddeye geliyor insanlar? Size soralım istedik efendim. Peki, ben de kısaca yanıtlamaya çalışayım. Buyurun. Özellikle bu pandemi döneminden sonra belki birçok nedenden dolayı biz alkol bağımlılığının riskinin çok arttığını gördük. Hastalarımız çok fazla olmaya başladı. Bir, bu pandemi. İkincisi de özellikle son dönemlerde obezite cerrahisinde kullanılan tüp mide ameliyatları, yani zayıflama ameliyatlarından sonra da biz alkol bağımlılığını çok görmeye başladık. Bir zayıflama ameliyatının nasıl bir alkol bağımlılığının neden olacağı çok hani akılla açıklanmayacak gibi duruyor ama mide bağırsak sisteminin ameliyatı sonrasında bazı kimyasalların değişmesi, bazı enzim sisteminin değişmesi, hatta bu kişilerin daha öncesinde aslında bir gıda bağımlılıkları oldu ama alkol almadıkları, gıdayı alamadıkları için de bir bağımlılık transferine maruz kaldıkları gibi hipotezlerle açıklanmakta. Peki nasıl oluyor alkol bağımlılığı? İçtiğimiz miktarla çok alakalı bir şey. Belli miktarın üzerinde içtiğimizde hepimiz için geçerli alkol bağımlılığı için riskli tüketime giriyoruz ve bu miktarlarda içtiğimizde alkol bağımlısı oluyoruz. Bu miktarları biliyor olmamız gerekir. Bunları her yerden ulaşırız, ulaşılabilir. İkincisi de eğer genetik yatkınlığınız varsa, kaygı bozukluğu gibi, panik bozukluk gibi panik ataklarınız varsa, ne yazık ki kaygıyı azaltmak için de alkol ilk başta çok kısa devreden akla geliyor ve çok hasta görüyoruz biz klinik pratikte. Önceleri anksiyetemi durdurmak için içiyordum ama daha sonrasında kontrol edemez hale geldim. Evet. Yani panik atakları durdurmak niyetiyle içilen şifa tırnak içinde içilen bir şeyin daha sonrasında problem çözümü değil, problemin kendisi haline geldiğinde görüyoruz. Tabii ki bazı psikiyatrik hastalıklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite hastalığı gibi, madde kullanımı gibi birçok faktörü de sayabiliriz. Metil alkol son dönemlerde artmasının sebebi ne yazık ki metil alkolle, yani zehirleyen, öldüren, kör yapan alkol çeşidiyle etil alkol dediğimiz alkolü ayırt etmek çok zor. Ancak laboratuvar şartlarında ayırt edebiliyoruz. Ve ne yazık ki de daha ucuza mal olması nedeniyle de kişiler bu konuda çok ellerinden bir şey gelmiyor. Ayırt edemiyorlar. Ülkemizde de son dönemlerde giderek artmasının birkaç nedeni var. Ekonomik boyutu elbette önemli. Daha ucuza bulunabiliyor sahte içki dediğimiz şey. İkinci boyutu da insanlar özellikle bu pandemiyle birlikte bir rahatlama ihtiyaçlı. Yani anksiyetelerin arttığını görüyoruz. Depresif durumun arttığını görüyoruz. Çünkü sosyalleşmeler azaldı. Evet. Pandemi ne yazık ki böyle bir özellikle Türk toplumu içinde de yani bir anksiyete pandemisi. Psikolojik bir pandemi haline geldi. Bu da alkol tüketimini arttırdığını biliyoruz. Etil alkol çok daha başka sorunlar yaparken bizim sahte içki dediğimiz metil alkol, yani zararlı olan, öbür de zararlı da ama başka türlü anlamda söylüyorum, zehirleyen ve kör eden tabiri yerindeyse metil alkol karaciğerden geçtikten sonra aside dönüyor. Formaldehit, formik asit denilen bir aside dönüşüyor ve bu da bütün organlara oksijen gitmesini engelliyor. Yani bütün organlar, göz de dahil ki göz çok duyarlıdır bu optik sinir, göz siniri çok daha duyarlıdır. Bütün organların ölmesine neden oluyor yavaş yavaş. Çünkü oksijen gitmiyor. Genellikle böyle bir durumda görme bulanıkları, çift görme, baş dönmesi, sanki kar yağıyor gibi
sanki karlı bir havada bir yere bakıyormuşum gibi, önümde kar taneleri uçuşuyormuş gibi görme bulanıklığından bahsederler. Ve klinik pratikte biz genellikle hastaları bol su içirip kusturulmaya çalışıldığını görürüz. Çünkü zehirli bir şey varsa ilk tepkimiz onun kusması, kusturulması yönündedir, ama metil alkol zehirlenmesinde çok daha ters etki yapar. Dolayısıyla alkolle ilgili bir zehirlenmeden, bir sahte alkol zehirlenmesinden şüpheleniyorsak, kusturmadan ilk olarak hemen bir tıbbi yardım almakta fayda var. Çünkü kusturulması bu asit birikimini daha da arttırmakta tamam. Da daha tehlikeli boyuta neden olur. Bunu bilmişsin evet. diye ekstra söyledim. Hı hı. Genelde şöyle de yapılıyormuş, metil alkol zehirlenmesi olduğu zaman etil alkol de verilebiliyormuş. Bu şekilde de açıklıyor uzmanlar. O da zannedersem zıt etki yarattığı için vücutta, evet. vücutta bir toparlanma sağlayabiliyormuş. Ama tabii onun etkisi de tartışılır. Hani %100 bu şekilde müdahale edildiğinde alkolü alan, sahte içkiyi içen kişi kurtarılacak diye bir bilgi yok. Evet, kesinlikle Evet. kumar oynamak gibi bir şey. Kesinlikle. Dolayısıyla tıbbi bir müdahale değil. Hı hı. İlk yapmamız Evet. bir Bağlantımızda bir kesinti oldu zannettim. Bir kısa bir sesinizde kesiklik oldu efendim. Şimdi şey de çok ilginç. Mide küçültme ile birlikte gelişen bağımlılık da çok ilginç geldi bize. Birazcık evet. bunu açalım istedim. Hem de alkol bağımlıları tedavi için geldiklerinde antidepresan kullanımına başvuruluyor mu? Daha sonrasında da bu farklı bir bağımlılık haline gelebiliyor mu? Evet, ne yazık ki başka, yani birçok vakada ayrıntılı özelinde bunu konuşabiliriz. Doğru, böyle bir durum da var, ama alkol bağımlılığı bir beyindeki bir bölgenin bozulması sonucu ortaya çıkıyor. Yani bir tür beyin hastalığı. Eğer biz o bölgenin tamirini yapmadığımız sürece, alkolü kessek bile, alkol etraftan uzaklaştırsak bile, mümkün hale getirmesek bile, bu sefer internetten oyun oynamalar başlıyor. Ya da deliler gibi, hani zarar verecek boyutta gıda yemeler, ya da zarar verecek boyutta egzersiz yapmalar. Ben öyle bir hasta biliyorum. Alkol almıyorum hocam, çok sağ olun, çok teşekkür ederim, her şey yolunda, deliler gibi zayıfladım. Ama tıbbi bir zayıflama değil. İşi gücünü bırakıp hastalık derecesinde egzersiz yapıyor. En sonunda da zaten acilde gördüm. Sabahın köründe o soğukta spor yapmış ve kaç spazmıyla geldi. Dolayısıyla beyin riski iyi okuyamıyor. Yani beyin burada duyguyu, düşünceyi ve davranışı iyi yönetemiyor. Böyle bir hastalık alkol bağımlılığı, ve bağımlılık daha doğrusu. O bölgenin tamirinin yapılması gerekiyor, ama genellikle bağımlılığa yatkınlık varsa, uzun süredir siz bağımlılıkla ilgili hastalığa maruz kaldıysanız, evet ya, psikiyatrik sorunlar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de işte anksiyete bozukluğuna neden olabiliyor. Halbuki başlarda panik atağa iyi gelen alkol sonunda panik ataklar arttırdığını biliyoruz. Depresyona neden olabiliyor. Evet, evet. Hem kendi kimyasal etkisi nedeniyle kimyayı bozması, hem de tabii getirdiğimiz çok psikolojik yük nedeniyle antidepresan kullanıyoruz. Ama profesyonel olarak antidepresanın hangi antidepresan olduğu, kullanım süresini, kontrollü ilaç, akıllı ilaç kullanımında bir sıkıntı yok. Evet. Tedavisinde gerekirse bunu da vermekte fayda var. Yani ne fazla ne az tedavi yapmakta fayda var. Gelelim şeyde, hızlıca yanıt verdiğim mide için. Küçültme ile ilgili Evet. duruma. Mide küçültme ameliyatlarından sonra en sık gördüğümüz, neredeyse 2 yıl içerisinde. Hocam, ben daha önce alkol nedir bilmezdim, ama böyle bir kültürüm de yok. Böyle ailede de bir tekten çıktım. Son 2 yıldır durduramıyorum alkol alımını Evet, diye evet. çok çok duyuyoruz. En sık alkol 2 yıl içerisinde olmakla birlikte çok az, %5-10 gibi kumar bağımlılığı da görüyoruz. Sadece alkol değil. İşte ben hiç kumarı bilmezdim, ama 2 yıldır kumar oynuyorum, durduramıyorum kendimi gibi. Sebebine baktığımızda aslında bunların bağımlılık transferi dediğimiz, yani daha öncesinde Evet. gıda bağımlılığı var, ya da başka türlü bir dürtü kontrol bozukluğu var. Yani beyindeki o bölgenin temsili olarak o bölge zaten bozuk. Biz mide ameliyat yapıyoruz, o bölgeye ameliyat yapmadığımız için gıda alamayan kişi bu sefer de o hazı, o dürtüyü en çok alkolle, çünkü çok daha kolaydır alkolün alımı, bir de ağzı doldurduğu için
kısa devreden de haz yaptığı için ve ulaşımı da çok kolaydır. Kumar oynamanın ulaşılması çok daha zordur. Maddenin ulaşılması çok daha zordur. Alkol hem kolay hem yasal hem de çok hızlı etki ettiği için haz anlamında çok sık görüyoruz biz. Mide ameliyatlarından sonra %80 neredeyse. Yani miktarı çok çok yüksek. Bir de serotonin sistemiyle ilgili işte gastrointestinal sistem yani bağırsak, mide bağırsak sistemindeki serotonin sisteminin bozulması, işte beynin ikinci beyin olarak algılanması, bağırsak sisteminin oradaki bir bölgenin alınması, bir transfer olması nedeniyle mi acaba bu sistem bozuluyor gibi yani haz, çünkü serotonin keyif ve haz verendir gibi hipotezler var ama en çok bildiğimiz bu vakalarda gerçek anlamında alkol bağımlılığının arttığı. Hocam, süremizin sonuna geldik. Biz size Maalesef. çok teşekkür ediyoruz Rica verdiğiniz ederim. değerli bilgiler için, ama birçok konu başlığı da çıktı bizim bu söyleşimizden. İleriki günlerde onları da ele alalım isteriz. Profesör Tamam. Doktor Sayın Güner Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz Ben efendim. teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi Sağ olun. yayınlar. Bay bay. Sağ olun Bay bay. efendim. Evet, haber yorumun sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Melek Baysal hazırladı programımızı. Aykut Yıldız sesimizi ulaştırdı sizlere. Mikrofon başında ben Özden Kahraman. Yarın saat 12'yi gösterdiğinde yeniden buluşalım diyoruz Radyo 1'den canlı yayınımızda. Hoşça kalın.